Salı günleri siyaset sahnemiz hareketleniyor. Parti liderlerinden çeşitli açıklamalar yapılıyor. Değişik içeriklerde, içerikler ne kadar güçlü bilinmez ama polemik açısından ciddi malzemeler çıkıyor. Merhaba sevgili seyirciler. Bugünkü konuşmalarda dikkati çekenlerinden birisi Devlet Bahçeli MHP liderinin yaptığı açıklamaydı. Öne çıkan tarafı belki de Bahçeli'nin açıklamasında yeni çözüm süreci olursa eğer bunun millet tarafından affedilmeyeceği, Türk milletinin öldürücü zehri asla içmeyeceğiydi. Çözüm süreci ne aşamada, tekrar gündeme gelecek mi? Bunu konuşacağız ve konuğumuz T24 yazarı Aydın Engin. Aydın abi hoş geldin. Merhaba. Bahçeli'nin bu sözlerini ve son zamanlarda sıkça konuşulmaya başlanan çözüm süreci yeniden başlar mı sorusunu nasıl değerlendiriyorsun? Bir Bahçeli'nin bugünkü çıkışı henüz ortada fol yok, yumurta yokken bile şaşırtıcı değil. Kürt sorununu askeri yöntemlerle çözme konusunda hükümette MHP kanadının kesin bir kararlılığı var. Onun kuyruğuna takılmışa benzeyen, en azından onunla kurduğu ittifakı zedelememek için benzeri yönde hareket eden bir AKP var. Daha doğrusu Tayyip Erdoğan var. Dolayısıyla vurguluyorum, şaşırtıcı değil ve henüz bence ortada fol yok, yumurta yok. Çünkü hatırlayınız, eğer çözüm olacaksa buyurun masaya oturalım, muhatabı biziz demişti HDP eş başkanı Temelli, Sezai Temelli. Ama AKP cephesinden, Tayyip Erdoğan'dan değil ama onun sözcüsünden böyle bir masaya oturmanın meşruiyeti olmaz diye lafı baştan kapatan bir eğilim olmuştu, bir açıklama olmuştu. Dolayısıyla ben çözüm süreci başlıyor mu, yeniden bir çözüm sürecine geçecek miyiz sorusunun cevabı için, en azından cevaplamak için henüz erken olduğu kanısındayım. Şimdi bu konuda Murat'ın son iki yazısında Murat Sabuncu arkadaşımızın bir tanesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sözlerine atıfta bulunmuştu ve işte geçmiş çözüm sürecinden de dersler alındı. Belki bir sentez olabilir gibi bir şey. Bu bir işaret olabilir mi? Bir işaret olabilir ama bunu Kürt sorununun barışçıl çözümü diye formüle edilen Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı Kürtlerle Türkiye Cumhuriyeti arasında, devlet arasında belki de Cumhuriyet'in kuruluşundan beri süre gelen olumsuz ilişkinin, en yumuşak deyimle bunu söylemek kullanmak istedim. Olumsuz ilişkinin aşılmasını geçti iş. Şöyle karışık bir cümle oldu ama şöyle ifade etmek belki yeterli olacak. Artık sorunu sadece Türkiye'de çözmenin ötesine geçildi. Suriye, hatta Irak, evet, İran şimdilik dışarıda dursun. Suriye'deki çözüm nasıl olacak sorusunun cevabını almadan Kürt sorununun barışçıl ya da başka türlü çözümü konusunda konuşmak mümkün değil. Sadece Türkiye'ye özgü bir sorun olmaktan çıktı. Hem uluslararası arenaya takıldı, geçti, ulaştı. Burada Rusya'nın, burada İran'ın, burada Amerika'nın, burada hatta Avrupa Birliği'nin de artık söz sahibi olduğunu görüyoruz. Hulusi Akar'ın ki askeri bir harekatın eşiğindeyiz Suriye'de. Sözlerini ben Türkiye'nin iç sorununda bir çözüm olarak değil, genel olarak Orta Doğu'da, genel olarak Suriye ve Irak bütünlüğünde, yani 4 ülkeye yayılmış olan Kürtlerin en azından 3 ülkedeki, Türkiye'deki, Suriye'deki ve Irak'taki Kürtlerle bir çözüm yönünde bir küçük sinyal olarak algılayabiliriz. Buna mecburlar. Çünkü görünen o ki Rusya kimi olumsuz yargıların, sattı Kürtleri gibi yargılara rağmen, ben tam da sattığı kanısında değilim, daha tedbirli gittiği kanısındayım Rusya'nın. İran aynı şekilde bir çizgi içerisinde ve en önemlisi Amerika. Amerika Suriye'de kendi istediği çözümü Kürtler olmadan mümkün olmadığının farkında olduğu için Türkiye'ye bir yönlerde baskı yapıyor ve Türkiye'de bu sıkışmışlıkta kendi tezlerinden ne kadar sapabilirim
evet. üstüne bir takım siyasi hesaplar yapıyor. Akar'ın demecinde ben böyle kavruyorum. Aslında çok iyi bir yere getirdin konuyu. Murat Sabuncu'nun bir başka yazısında da ABD'nin Türklerle Kürtleri barıştırmaya çalıştığı yönde bir ima vardı. Eski evet. ABD Büyükelçilerinden James Jeffrey'nin Türklerle Kürtleri barıştırmak için çaba gösteriyoruz türünden El Arabiye'ye yapılan bir açıklaması vardı. Bu dediklerinde herhalde çakışıyor. Tam onu söylemeye çalıştım ben de. Jeffrey'nin yaptığı açıklama anlamlı ve önemliydi. Murat Sabuncu arkadaşımız da bunun altını isabetli bir şekilde çizdi. Suriye'nin kuzeyinde, yani Türkiye sınırı diye anlayalım bunu bir anlamda, Kürtlersiz bir çözüm olmayacağını Amerika görüyor. Açıkça söyledi. O bölgede IŞİD'in temizlenmesini biz Kürt güçleriyle, Suriye Demokratik Güçleriyle, SDG kısaltmasıyla anılan güçlerle halletmeye çalışıyoruz. Trump övgüler yazdı. Çok kahramanca savaşıyor Kürtler. Onları alkışlamalıyız gibi cümleler kurdu. Dolayısıyla Türkiye'nin Suriye'de Kürtlerin de içinde olduğu bir çözüm konusundaki tezleriyle Amerika'nın ve diğer ülkelerin tezleri arasında uzlaşmaz diyemem ama ciddi bir uçurum var. Ve Türkiye dış baskılarla bu uçurumu acaba daha biraz daha daraltabilir miyim gibi manevra alanları arıyor ama bunun için de henüz erken. Çünkü Türkiye'nin tezleri esas olarak orada Suriye Kürtlerinin, ki Türkiye ısrarla bunun PKK olduğu, temsilcilerinin PKK olduğu kanısında, Suriye Kürtlerinin de aktörlerden biri olduğu bir çözüme uzak durduğunu defalarca vurguladı. Şimdi tükürdüğünü yalayacak mı, yalamayacak mı noktasındayız. Biraz daha beklemek gerekecek. Peki seçimlere doğru giderken AKP ile MHP arasındaki ilişkiler nasıl gelişiyor? Sence ittifak bitti mi, yoksa bir takım taktiksel oyunlar mı oynanıyor? Hayır hayır, ittifakın bittiği kanısında değilim. Karşılıklı muhtaçlık, biri olmadan ötekinin iktidarını sürdüremeyeceği veyahut da varlığını sürdüremeyeceği konusundaki vaka, gerçek ortadayken ittifak bitti demek çok anlamlı değil. Yerel seçimlerde zaten ittifak diye adlandırabileceğimiz bir çözüm mümkün değildi. Yani İstanbul'da senin adayını ben destekleyeyim, Adana'da da sen benim adayımı destekle gibi bir şey o partilerin kendilerini inkarları anlamına gelirdi. Zaten bunun önünü Tayyip Erdoğan kapattı. Her yerde aday göstereceğiz dedi. Yerel seçimlerde bir ittifak olmayacak. Ve bu konuda gerek AKP'nin gerek MHP'nin çok ağır yaralar alacaklarını sanmıyorum şu aşamada. Çünkü Orta Anadolu'da bazı bölgelerde ve güneyde, bazı güney dediğim Akdeniz kıyısında bazı bölgelerde MHP'nin ciddiye alınması gereken bir oy potansiyeli var. Daha önce de oralarda seçimler kazandı. Buna karşılık AKP'de ikisi arasında bir ittifak olmadan da kendi yerel siyasetini yürütebilecek durumda. Ama ittifakın bitmesi demek Kürt sorunu başta olmak üzere AKP iktidarından rahatsız olanların olası bir AKP iktidarını azınlığa düşürme, gücünü ciddi anlamda kırma, prestijini kırma gibi bir fırsat yaratılmaması için iki taraf da birbirine muhtaç. İyi Parti için, yani MHP'den kopan kanat için ölü doğdu dendi ama pek de ölü doğmadığını meclise 50 civarında milletvekili sokarak kanıtladı. Dolayısıyla MHP de olası bir fiyaskodan kurtulmak için bu ittifaka muhtaç. Ama bu ittifakın yerel seçimlerde ete kemiğe bölünmesi kanımca mümkün değildi. Yerel seçimlerde ittifak olmamasına bakarak da ittifak bitti, bu iş kapandı yargılarını ben aceleci, manevra olarak da değil, içini buna yatıramayanların açıklaması olarak görüyorum. Çünkü MHP kanadı biraz uzadı ama bunu da söylemek gerektiği kanısındayım. MHP kanadı daha önce 1970'li yıllarda MC iktidarları zamanında çok yakından yaşadığımız ve aradan çok uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen belleğimiz bunu unutmamalıdır, hatırlamalıdır. Sadece meclise milletvekili sokmak, devlet siyasetinde etkili olmakla yetinmeyen, devlet kadrolarını da kendi militanlarını yerleştirme yönünde beklentileri var. Geçenlerde bir MHP sözcüsü sanırım, parti sözcüsü mü, meclis grup başkan vekili mi hatırlamıyorum ama önemli değil, yetkili bir ağız şunu söyledi.
özel harekatçılar dışında biz hiçbir yerde kadro yerleştiremedik dedi. Oysa MHP'ler döneminde Gümrük ve Tekel Bakanlığında, Sağlık Bakanlığında, yani MHP'ye bırakılmış olan bakanlıklarda çok ciddi ülkücü gençlerden oluşan kadrolar yerleştirilmişti. Bunlar hala varlar. Dolayısıyla AKP içerisinde ya biz iktidardayız, bir takım kadroları MHP'ye vermek zorunda kalıyoruz diye şikayet eden, karnı ağrıyanlar vardı. Bunları çok ciddiye almamak lazım. Kanımca Tayyip Erdoğan'ın küçük bir cümlesiyle veya bir işaretiyle bu tür itirazlar yutulur, yenir, yutulur ve bir sonuç vermez. Sonuç ittifak bozulmuş filan değil. Peki. Çünkü bir devlet politikası olarak yürüyen bir ittifakla karşı karşıyayız. Peki, son olarak Tayyip Erdoğan'ın senin deyişinde iki küçük cümlesini aktarmak istiyorum ve yorumunu isteyeceğim. Bugün soru soruldu. Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olabilir mi dendi. Akabinde ikinci soruda da bakanlar aday olabilir mi? Erdoğan'ın verdiği cevaplar enteresan. Birincisine çok bilmece gibi bir cevap veriyor ve gönlünüzden geçenleri belli bir takvim içinde gerçekleştireceğiz diyor. Yıldırım'la ilgili cevabı bu. İkincisi de sıkışırsak evet bakanlar aday olabilir diyor. Yorumun nedir? Şudur, Tayyip Erdoğan pragmatist, yani ilkesiz, hedefe kilitlenmiş, sonuç elde etmeye önem veren bir siyasetçi. Ve yerel seçimlerde Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antep, Adana gibi, Antalya gibi büyük kentlerde yerel belediyeleri kaybetmesinin ciddi bir prestij darbesi olacağının farkında. O yüzden de şimdiden renk vermemeye çalışan, şimdiden eğilimini belli etmemeye çalışan bir çizgide yürüyor bugüne kadar. Bir de karşılıklı CHP ile birbirlerini kolluyorlar. Birisi adayını açıkladığı anda atıyorum, atmıyorum. Mesela örnek veriyorum, Muharrem İnce İstanbul'a aday olursa AK Parti'nin göstereceği Büyükşehir Belediye Başkanı adayı farklı olacaktır. Olmazsa başka biri olacaksa, daha zayıf birisi, kazanma şansı daha düşük birisi olursa farklı bir gelişme olacaktır. Binali Yıldırım meselesinde kabul edelim ki başbakanlıktan ayrıldıktan sonra itibarlı bir ama yetkisiz bir kurum olan meclis başkanlığını elde etti. Oysa Tayyip Erdoğan'ın çok güvendiği, kötü bir kelime kullanmak istemiyorum, Osmanlıca bir terim vardır, metbu, tabi olan, Tayyip Erdoğan'ın sözünden çıkmayan, yani bir Bülent Arınç filan gibi kendi bağımsız sesi olmayan bir siyasetçi, onu en uygun geldiği yerde kullanacaktır. Ama şu anda ben CHP'nin göstereceği adayı beklediği kanısındayım. Bugün pek anlam ifade etmeyen, sizin gönlünüzden siz kim? Geçeni yapacağız, o da olabilir, bu da olabilir, bakan da olabilir, olmayabilir sözlerini her türlü kapıyı şimdilik açık tutmaktan ibaret, bir şeyler söyleyip hiçbir şey söylememekten ibaret cümleler olarak kavruyorum. Peki Aydın abi, teşekkürler. Rica ederim. T24 yazarı Aydın Engin'le konuştuk. Mecliste yapılan açıklamaların ardından siyaset gündeminde hangi konular ortaya çıktı, öne çıktı? Çözüm süreci tekrar gündeme gelebilir mi? MHP ile AK Parti arasındaki anlaşmazlık hangi boyutta, nerelere doğru gidiyor? Yeni konularla tekrar birlikte olacağız.